Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Adım Simay. Kanalıma ilk defa geliyorsanız bu kanalda vloglar çekiyorum bildiğiniz gibi. Bu video biraz daha farklı bir video olacak. Birazcık Amerika'daki eğitim sistemiyle ilgili bilgilendirme videosu olacak. Bana genelde çok soru geliyor. Amerika'da nasıl okuyorsun, nasıl çalışıyorsun, nasıl yaşıyorsun diye. Ben de ilk başta eğitim videosuyla başlamak istedim. Ben burada master için geldim. Amerika'ya master için geldim. Normalde İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliğinden mezunum. Ve burada 2 senelik bir master programı için geldim. Şimdi Amerika'da üniversiteler bildiğiniz gibi birazcık pahalı. Ve eğitim sistemi de bizimki gibi aslında. Çok farklı bir eğitim sistemleri yok. Aynı yani dünyanın her yerinde. Burada da elementary school'lardan başlıyor. İşte high school'lar ve college'lara kadar gidiyor. Genelde college Türkçe çevrildiğinde kolej anlamını taşıyor ama bu Türkçe çevrildiğinde yanlış oluyor. Yani kolej değil buradaki college'lar. Şöyle, yüksek öğretim kurumlarından bahsedeceğim ben. Üniversiteler de college olarak geçiyor ama benim dediğim community college'lar, 2 yıllık eğitim veren community college'lar, bunlar mesleki eğitim veriyorlar 2 yıllık. Yani eğer siz mesleki eğitim almak istiyorsanız, daha 4 yıllık bir üniversiteye hazır değilseniz ya da 4 yıl okumak istemiyorsanız, dediğim gibi burada çok pahalı üniversite fiyatları. O yüzden 4 yıllık bir masrafı karşılayamayacak durumdaysanız bu 2 yıllık community college'ları tercih edebilirsiniz. Burada da 2 yıllık 11 mesleki eğitim veriliyor. Siz bu aldığınız diplomayla, college'dan mezun olduğunuz diplomayla da herhangi bir işe girip çalışabilirsiniz. Veya bu community college'dan mezun olduktan sonra bachelor degree almaya hak kazanıyorsunuz. Ve direkt üniversiteye geçmeye de hak kazanıyorsunuz sınavsız bir şekilde. Yani 2 yıllık eğitimden sonra 4 yıla tamamlayabiliyorsunuz bunu. Bizde de vardı bu şekilde bir eğitim sistemi. Yüksek öğretim, nasıl diye geçiyordu? Yüksek öğrenim mi? Teknik üniversite. Öyle bir şey. Bizde de vardı yani. Bize hala var. Bu da onun gibi ama burada 2 yılda mezun olduktan sonra çok kolay bir şekilde iş bulabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde sorun olmuyor. Şimdi bu community college'larda eğer diliniz, siz de bir international öğrendiyseniz bunu gene yapabilirsiniz. Diliniz yeterliyse sizi bir ESL sınavına sokuyorlar. Bu ESL sınavında da eğer işte level'ları var, eğer çok iyiyse tabii ki İngilizceniz direkt dersleri almaya da başlayabilirsiniz. Ama İngilizceniz iyi değilse bu ESL kurslarını alarak ESL eğitiminizi tamamladıktan sonra college'lara devam edebiliyorsunuz. ESL eğitiminin yararı şöyle oluyor. Size işte essay'ler yazdırıyorlar, kitaplar okutuyorlar. Gerçekten bir İngiliz, bir Amerikan öğrenci gibi her şeyi anlayabilecek vaziyete geliyorsunuz ESL eğitiminizi bitirdiğinizde. Bu community college'ların fiyatları tabii ki üniversitelere göre çok daha uygun. Yıllık değil de dönem başına işte 1000 dolarla 5000 dolar arasında değişiyor. Çünkü kredi aldığınız kredi miktarına göre bu fiyatlar da değişiyor. Eğer çok fazla kredi alırsanız o dönem daha fazla ödersiniz. Ama az kredi alırsanız tabii ki daha cüzi miktarlarda öğrenim görebiliyorsunuz. Lisans kurumlarına gelecek olursak bunlar da üniversiteler. Tabii bu üniversiteler üniversite ve college olarak da ikiye ayrılıyor. Normalde bazı üniversiteler isimlerini değiştirmiyorlar ve college olarak kalıyor. Bunlar da aslında 4 yıllık üniversiteler. Yani içinde işte master'ı bulunan üniversiteler. Ama şöyle bir şey var. College'larda genellikle lisans eğitimi ve master eğitimi oluyor. Üniversitelerde lisans, master ve doktora eğitimleri oluyor. Üniversiteler genelde research programları yapan kurumlara verilen isim oluyor burada. Üniversite olmaya hak kazanıyorsun yani. Research yaparsan. Üniversite olarak yani. Burada dediğim gibi 4 yıllık bir üniversite. Eğer siz yurt dışından üniversite okumaya gelecekseniz şartlar bir sizin GPA'niz yani not ortalamanız liseden mezun olurken kaçta mezun olduğunuz sizden SAT veya ACT adlı iki sınava girmenizi istiyorlar.
Bunlardan birine girdiğinizde de işte ortalama 88,5 gibi bir puan almanızı istiyorlar. Bu bizim sınavımıza benzer, biraz ÖSYM sınavlarına benzer bir sınavmış. Ben girmedim ama öyle olduğunu söylüyorlar. Ondan bir not almanız gerekiyor. Bu her 2 ayda bir olan bir sınav. Yani bir tarih beklemenize gerek olmuyor. Üniversiteye girerken de sizden bir TOEFL puanı istiyorlar. Eğer TOEFL puanı da 80'di sanırım. Eğer IELTS'e girecekseniz de onda da 6,5 istiyorlar. Dediğim gibi yani aradıkları şartlar bunlar aslında. Ortalamanız, SAT veya ACT sınavı ve TOEFL puanınız. Bunları sağladığınız takdirde bazı üniversitelerde essay yazmanızı isteyebiliyor. Ama eğer siz yurt dışı eğitim firmaları tarafından böyle sponsorlu bir şekilde buraya gelirseniz bu işlemleriniz çok daha kolay. Yani onlar sizin için bütün belge işlemlerini falan hallediyorlar. O yüzden bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Çok fazla düşünmenize gerek kalmıyor açıkçası. Yani sınavına giriyorsunuz, puanınızı alıyorsunuz ama bütün belge işlemleri, işte okuldaki admissionlarla konuşmaları falan bütün onlar yapıyor. Tabii ki bu firmaların görevi bu. Ücretlere gelecek olsak da burada özel okullar ve public school'lar, yani private ve public üniversiteler olarak ikiye ayrılıyor. Public üniversiteleri, yani devlet üniversiteleri burada 20 bin ile 40 bin dolar arasında yıllık. Private, özel üniversitelerde 40 bin ile 60 bin dolar arasında değişiyor. Gerçekten bayağı fahiş fiyatları var buradaki üniversitelerin. Eğer işte internationalsanız tabii ki international öğrenci fiyatını ödüyorsunuz. Ama buradaysanız, işte Florida eyaletinde yaşıyorsanız yarı yarıya bir fiyat ödüyorsunuz. Yani gerçekten değişiyor. Fiyatlar hep oynuyor. Başka eyaletlere gittiğinizde başka fiyatlarla karşılaşabiliyorsunuz. Şimdi benim yaptığım işlemden söz edeyim. Ben buraya master okumaya geldim dediğim gibi. Eğer buraya international olarak master yapmaya geliyorsanız sizden işte üniversiteden mezun olduğunuza dair bir yabancı transkript istiyorlar. Burada tabii ki diğer GPA'niz çok önemli. Üniversiteden mezun olurken aldığınız not ortalaması çok önemli. 3 ve üstü olmasını bekliyorlar sizden. Onun dışında 3 ve 6 ise çok zor yani. Zannetmiyorum kabul alabileceğinizi. Yani not ortalaması master için birinci öncelik. Onun haricinde eğer master'a mühendislik ve bilim dallarında yapmak için geliyorsanız burada sizden bir de GRE almanızı istiyorlar. Bu da sanırım gene bizim ÖSYM'nin yaptığı ya da SAT'ye benzeyen bir sınav sistemi. Yani sizin ne kadar bilginiz olduğunu test eden bir sınav. Bu yani master için yeterli bilgiye sahip misiniz? Onu da test eden bir sınav. Bunu istiyorlar. Tabii ki TOEFL istiyorlar. TOEFL'dan gene 80 puan almanızı istiyorlar. Ve üniversitenizden 2 tane referans mektubu istiyorlar. Bir herhangi bir profesörünüzden, yani bölümünüze ait bir profesörden, iki profesörden 2 referans mektubu istiyorlar. Ve tabii ki bir essay yazmanızı istiyorlar. Yani neden master'a başvurduğunuzla ilgili bir motivasyon mektubu tarzında bir yazı istiyorlar sizden. Bunları yaptığınız takdirde işte kaydınızın onaylanmaması için bir neden yok tabii ki. Ama şöyle bir şey var. Ben buraya mühendislikle ilgili bir master yapmaya gelmedim. Eğer böyle daha farklı dallarda, yani ben mühendislik eğitimi aldım ama daha böyle farklı bir alanda master yapacağım. O yüzden GRE almama gerek yok. Yani şartlarda GRE almanız gerekmiyor. Öyle bir master olayı da var, yani haberiniz olsun. Master'da da fiyatlar lisanslara göre çok daha uygun. Yıllık 10 bin ile işte 15 bin arası devlette, özelde de 20 bin ile 30 bin arası değişiyor. Tabii bu gene international olup olmamanıza göre de değişiyor yani. O her şekilde değişkenlik gösterebiliyor. Master programları 2 yıl genelde ama 1 yıl olan business'lar var. Yani o da sizin birazcık başarınıza ve çalışmanıza da bağlı açıkçası.
30 kredi alabiliyorsun. Hani bunu 2 yılda da bitirebilirsin. 1 yılda da birazcık kasarak da bitirebilirsin. Master sonunda da size kredili olarak bitirme tezi gibi bir tez yazmanızı isteyebiliyorlar ya da 6 aylık herhangi bir yerde staj yapmanızı istiyorlar. Bunda da tabii ki mezun olabiliyorsunuz. Doktoraya gelecek olursak da doktora çok farklı bir konu. Yani ben doktora üzerine bir araştırma yapmadım. Zaten hani master'da yaptığınız araştırmalar, research'lar sonucunda hani doktora yap isteğiniz varsa tabii ki kabul alabiliyorsunuz. Ve işte not ortalamanız tabii çok önemli. Yaptığınız çalışmalar önemli. Hani neden doktora yapmak istiyorsunuz? Zaten doktora yapmak istiyorsanız üniversitede de kalmak gibi bir hayaliniz vardır. Yani akademik kariyer tarzında bir şey. Hani onu da yapmak istiyorsanız doktora programları tabii ki üniversitelerde mevcut. Sanırım başka söyleyecek bir şeyim kalmadı. Yani üniversitelerle ilgili burada zaten çoğu şey belli. Hani ücretler belli. Zaten ücretlerle popüler bir ülke bence burası. Bizimki gibi bedava bir üniversite yok yani. Her şey parayla veya işte burs alabilirsiniz belki ama international öğrencilere burs da verilmiyor. Yani bu birazcık paraya bakıyor tabii ki her şekilde. O yüzden ya belki Türkiye'den burs alıp buraya gelebilirsiniz. O şekilde bir şey olabilir. Çünkü Türkiye'de de bildiğiniz üzere bayağı bir vakıf tarafından yurt dışı eğitim ücreti için burs verilebiliyor. Burs imkanları çok fazla. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Böyle sorularınız gelebilir. Eğer sorularınız varsa yorum olarak bırakmayı unutmayın. Ben bu Amerika ile ilgili videoları çekmeye devam edeceğim. Umarım bunlar size yardımcı olur ve faydalı olur. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.